Hürmetli vatandaş. Bugünkü leksiyelerimize başlayın biz. Leksiyede sana ağacırız. Washington'dan sözdeyimiz bugün çizlağa. 2024 yıl 7. ayla 7. ayla 17. günü vatandaş. Şimdi kulmanı avaz benim kulağım. Haftaya çarşamba vatandaşım. Bugün sizlere sözleri kaldık siyelerimizin avval vaziyetleriyle. Vaziyet mündak. Hazır cungo kartlığa vaziyet mündak. Terep terepten uçup kelgen haberle. Hürmet ki sözü var kişi sen ne de. Yani hazır reisi cimpiyonu Türk'ün şemal darıptı dedi o. Endilikte bu adam gayip mi kandak? Şuna bir yerde sual koyulubdu. Hürmet ki sıza var kişi, sen ne de? Rönyana nazar 7. ayının 17. günü yutup. Yani birisi umumi yığında gazeplenip yıkıldı mı? Xi Jinping'in kesel aleti. Xi Jinping'in makalesi elip taşlandı. Şimdi umumi yığında ne özgürüş yüzmedi? Can fını şıkkı. 7. ayının 17. günü yutup. Bütün memleket bu üç koz kalan gümran buluş dolgını. Fıraların yiligini şurap boldu. Alkılık peytle. 7. ayının 17. günü yutup. Manan karanlığa bu olmuş vaziyet ki münasebetlik tesbiri cümle yanına Rumya'na nazar 7. ayının 17. günü yutup mandak dedi kraturuna koygan mavzu 7. ay 8. ay 9. ay çünkü için hayat mamatlık peslidir. Tekrarlı bir teyye vatandaş 7. ay 8. ay 9. ay çünkü için hayat mamatlık peslidir. Rumya'nın nazarı 7. ayına 17. gün yutup. Xi Jinping'i şemal darıptı. Yani bir haber. Yani kon besimi dediğindeki şemal darıptı. Amerika çünkü sohbeti bütünleyi tohtadı. Amerika Cungu sohbeti bütünleyi tohtadı. Macı. Bizden Tungan sebdeşimiz New York'ta. Macı. 7. ayına 17. günü yutup. Nimi demek şeydisiniz hazır Macı tohtadı. Emliyet kuyruğunda. Emliyet tohtaydı o vakit de vatandaş. 6. ayının 12. günü Tibet meselesini el kılıçını ilgili sürüş kanun layihesi imza koyuldu. Demek şu gündün başlığında çünkü Amerika oturdu sohbetleşirken sohbet tamam tübüdü. Sonra ticaret sohbetlerinden yolu o başka yol. O başka bir yol vatandaş. Emniyette diplomatiye sahası bu iş iki devlet oturusudaki münasebetlerine bağlı. Yani iki devlet oturusudaki geopolitik, tikilik, rayon karakterlik siyasetlerine bağlı sohbet tamam. Bu sohbet kandak tamam oldu. Eğer başlangan vaktini ıgız kalırken olsak, Amerika Koşmi İştahatları Cungu ile diplomatik münasebet ornatkan 1979 yılı 1. ayının 1. gününden başlığında bu sohbet vatandaş 45 yıl devamlaştı. Bu sohbetin mavzusu ne mi? Timisi ne mi? Tibet meselesi, Uyghuristan meselesi, Tayvan boğazı meselesi 45 yıl. Şuna karan, şundak bileyen vatandaş. Bunun da 45 yıl burun 1980 yıllarda Amerika Cungu diplomatik münasebet ornatkan mı şundak bahar şamili peslede. Cungu'nun şu vakit sekreteri Huyabang Tibet doğrusu da 6 maddelik siyaset. Uyghuristan doğrusu da 6 maddelik siyaset notları koydu vatandaş. Geldi kendi bana. 6. ayının 13. günü Amerika Koşmuş İstatı'nın Prezidenti Joe Biden Tibet meselesini halkı için ilgili sürüş kanunu
imza koydu, resmi kanunu aylandı, hem Amerika'nın devlet siyasi aylandı, hem Amerika'nın taşkı siyasi aylandı. Endep icra kılış. Endi bu ceryendi şu. Mesela biz 45 yıllık avvalını eğittik, 45 yılının otturulurdu kekende. Mesela temin vakasından ki Amerika Cungu münasibeti jirikleşkendiğin ki, yani birinci bulup diplomatik kademini taşlap, diplomatik münasibetini asli keltürüp, Amerika Koşmuş Tatlarının sabık prezidenti Bill Clinton, 1998 yılı 6. ayının 27. günü Cungu'ya ziyaret geldi vatandaş. Can Zemin bilen şu vakti kereş bir üstelde oturup dedi ki, Cungu'nun devlet teritoriyası kayerden kayer geçer. Anladınız mı? Çöndünüz mü? Bilmeyen vatandaşım. Cungu'nun devlet teritoriyası kayerden kayer geçer. Evet, sıla. Prezident Bill Clinton Sedikin sepiliği çıkıp, Sedikin sepilinin danlık çoksiye ki Cungu için etken de, danlık çoksi Bağdavlı'nın çok sığa yakınlap görüp menzire, Sedikin sepilinin sırtındaki menzirini tamaşa kılıp bütün dünyaya signal, yani simvolluk signal, Cungu'nun çığırası Sedikin sepiliği dedi vatandaş. Devlet çigrası Sedikin sepiliği dedi. Aval Can Zemin'e Cungu'nun devlet çigrası zaten kayadan kaya geçer. 23 meselenin içi de en mühim mesele. Şundak mı vatandaşım? Endi yana vakti zamanlı kaynağı taşlayılı. Şikimeyen 21. yılı, 3. ayının 18. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden hükümetinin yukarı derecelik iki nefer emeldarı. Devlet İşler Katibi Antony Blinken, Aksaray Prezidentinin devlet bir hatarlığı meselesi Jack Sullivan Alyaska sohbeti. İşki rehbergi birilge işki minuttun 4 minut. Ben dedim dünyanı zil zilge salgan 4 minut. Devlet İşler Katibi Antony Blinken jigin mezgili de sohbet mezgili de. Cungu taraf vekili Yangcıya çi. Cungu taraf vekili Taşkı İşler Ministeri Wang Yi sorunda söhbet üstülü de ve söhbet üstüldü ki matbuat ilan kılgan bayanatı da Uyghuristan birinci olan Uyghuristan Tayvan Tibet herkes Cungu'nun içki işemezdi. Makul mu vatandaş? Bu devrini memde kayın oku yel 4 yıl avvalki devrgi süreyle bu yıl 4. ayının 23. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katibi Antony Blinken Beijing'e seferge beriş harpı günü de kişilik hukuk dokulatı ilan kılıp Uyghuristan ve Uyghuristan'da Uyghurlarını kırgan kılıçını yani eğizgi aldı. Endi kilip değil. 4. ayının 27. günü Beijing'den ayrıldığın çağda biz otur koygan meselelerini Cungu kol silip işleşi gerek. Eğer Cungu kol silip işlemese Amerika kol salır. Ahırkı signal değiliz mi vatandaşım? Şunak değiliz mi kandak değiliz? Endi keldik buna. 6. ayının 12. günü Tibet meselesini hal kılış. Tibet meselesi hal kılışı ilgiri sürüş kanunu. Sabık parlament başlığı Nancy Pelosi hanım. Andı növetki parlament azası ve taşkı münasvetle komiteti avan palatasının reisi Mike McCowell. Bu kanunu elip, devlet meclisi makullığan kanunu elip, daramsalığa yitip geldi 6. ayına 18. günü. Dalai Lama ile görüştü, sergerden hükümet ile görüştü. Hatta bu görüşüşte Muşu Küngücü Tibet doğrusu da bir kadem siyasi kadem taşlamayan Hindistan ve Hindistan'ın veziri Modi 7 nefer, devlet meclisinin 7 nefer vekilini kabul kıldı. Tamga. Bu tamganı kim bastı? Amerika koşmuştadır Tibet meselesini Muşu yolda hel kılsın. Biz şimdi bir sözle vatkan kanun isimizde mi? Fırala hukuku, siyasi hukuku, halkara ehtinamesi
iqtisod, jamiyat, madaniyat, xalqaro ahtiramiz. Musha qonun bo'yicha hal qilsa. Shundaqmi? Shuni ular hozir Majo afandi nima dedi suhbat oxirlashdi. Endi Amerika jungo o'tirsa suhbat yo'q dedi. Qo'l besildi, imzo qo'yildi. Qonun bo'yicha hal qilsam bu masalani deyildi. Endi suhbatlashilgan hech qanday suhbatlashib bo'ldik. Demak, bugun Dalai Lama va Tibetning tuguni prezident Jo Baydenning imzo qo'yishi bilan to'xtadi, oxirlashdi. Uyg'urning o'rni qayerda deganida men vatandosh bir vaqtda bir kitob yozgan edim. Uyg'urning o'rni nada deb. Endi uyg'urning o'rni qayerdaligi oshkor bo'ladigan oxirgi bir qadam qoldi vatandosh. Men shunday o'ylayman, men uzam kuzatib kelayotgan siyosat sohasida men shunday o'ylayman. Belki aldığımızda yani qanday ishlar vujud qishqidi, qanday ishlar ro'y berdi, qanday siyosatlar o'tirg'i chiqdi Amerikada. Mushlag'i munosabatlik endi diqqat qilamiz endi vatandosh. Bugun endi yana jungo vaziyati to'g'ri to'xtalganmidi? Shu to'xtalishimiz bo'yicha mundaq bir xabarni sizlarga yetkazaylik. Hamma kishi xatolashdi. Shunga umumjig'in ko'ngil bo'ladigan, diqqat qiladigan masala asli bu edi. Mavzuli xabar 7-oyning 16-kuni OneWeb orbitida e'lon qilin. Xabar bundoq boshlandi. Shunga umumjig'in echilayotdi. Tashqi dunyo jungo matbuotining islohot ishini echib yetishni kuchirib, maqtashlarga diqqat qilayotdi. Lekin zodi nimini muhokama qiladi bu jig'in? Üçüncü umumjig'in yoki islohot to'g'risida bir nima demadi. Yaqinda har sohada tahlilchilar üçüncü umumjig'inning asoslik mavzularini qaror mavzularini kadrlar masalasini tahlil qilishdi. Ba'zilar bo'lsa üçüncü umumjig'in iqtisod va masalasini muhokama qiladi deyishdi. Biroq axborot xodimi Yan Dungu mundaq tahlil qildi. Üçüncü umumjig'in hal qiladigan masala iqtisod masalasi emas. Balki Jungo kompartiyasining mavjud bo'lib turish krizisidir. Buni qaysoq iqtisod masalasi umum masalani bu masalani muhokama qilmaydi üçüncü umumjig'in. Bu qatan faqat Jungo kompartiyasining mavjud bo'lib tura olishi, tura olmasligidan iborat krizis masalasini muhokama qiladi. Yandungo maqolasida mundaq ko'rsatdi. Jungo kompartiya doiralari shuni aniq biladiki, navbatda jon oladigan narsa qandaqdir iqtisodga bog'liq davlat siyosati emas. Balki tag-taktidan ilib aytganda, Jungo kompartiyasining diktator hokimiyatini mavjud bo'lib turishini qandoq qo'g'dab qilish masalasi va qandoq jon saqlash masalasidir. Üçüncü umumjig'in mushlar qaraydi, mushlarni muhokama qildi. Shunglashqa üçüncü umumjig'in birdan bir muhokama qiladigan eng asosliq masala mayli uzun vaqtga, mayli qisqa vaqtga to'g'ri kelsin, yoki qisqa vaqt uchun yoki uzun vaqt uchun bo'lsin, chunki kompartiyasining jenini saqlash masalasidir. Obzorchi Yandungo Jungo kompartiyasining vaziyatga taqobil turish siyosatini Jungo kompartiyasi ichki tashqi vaziyatga taqobil turish siyosatini 3 nuqtaga yig'inchoq qildi. Kun o'tkazish holati, egir kun o'tkazish holati. Egir kunlar qalay maqom bo'ladigan kunlar Jungoda. Andan xatarli kunlardan iborat. Shunga muqimlikni saqlash bu qatan kuchinchi umumjig'ini muhokama qildigan eng muhim temasidir. Biz nima deganda u masala bu masala o'tirg'i chiqdi chiqmadi deb keldik sizlarga vatandosh. Bugun demak yana uchinchi umumjig'inda bo'lmay yo'q deydi. Ammo uchinchi umumjig'inda kesaldorib, shamaldorib yiqilganligini nazarga ilib hozir taraf-tarafdan axborot xabarlari shunday kelyotdi. Masalan, Moju deydi, Rungyan deydi, Sushauho deydi. Hammasi hozir shuning markazlashdi. Demak, agar shamaldorib yiqilgan bo'lsa,
ایغر بسیم که خلق را بسیم که برداشتک بیلن بده بلکه این نازک مسئله تیبت توغرسی دیکی قانون لایگه امریکا قوشمی شتاتلرنن پریزیدنت جو بایدن امزا قویدی رسمی قانون را ایلاندورده چونگو کمپارتیاس امریکا ترالیشی ممکن دیلی برداشتک بیرالیده دیلی لیکن بو مسئله انده برداشتک بیرالیده کن هیچ کنده قدرت قوت قلمه دیوتنده بنده احوالاسوز شمال دارب قلم دو یا که شمال داجب قلم دو یا که پلن پیدن چشکتیم دو نیمه قلده نیمه قلده بونی ازدری بلده وطنداش چونگو کمپارتیاسی ازدری بلده